Aysel'in mutfağından selamlar. Bugün mutfağımda sizlere öyle lezzetli, öyle güzel yöresel bir tarif, Erzincan yöresine ait ve Sivaslılar da bunu çok yapar. Kömbe tarifini vereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bir daha böleyim. Kıyır kıyır bir kömbe içi görüyorsunuz. Harika bir lezzet, inanın o kadar güzel oluyor ki anlatamam. Lokma günlerinde, kandillerde ve çayın yanına harika olur, doyurucu bir lezzet. O kadar söylüyorum yani. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle kabımızın içine ben önceden kırmış olduğum bir yumurtanın beyazını aldım. Sarısını bir yumurtanınkini ayırdım ve bir yumurta daha kullanıyorum. Ve içine 2 tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. 1,5 tatlı kaşığı da tuzumu ilave edeceğim arkadaşlar. Ve karıştıralım bu üçünü. Bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 250 gram eritmiş olduğum tereyağını ilave ediyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Ama tereyağı olursa daha lezzetli olur kömbeniz. Eritmiş olduğunuz tereyağının sıcak olmamasına dikkat edin. Soğumuş halde döküyoruz, yoksa içindeki yumurta pişer arkadaşlar. Kömbemizi yapmadan bunu öncelikle belirteyim. Şimdi 2 su bardağı süt ilave ediyorum. Yumurtanın sarısını birine kenara ayırıyoruz. Üzeri için kullanacağız. Şimdi öncelikle unumuzu ilave edelim. Yavaş yavaş ilave ediyoruz özellikle. Çok dikkat ediyoruz. Benim burada 5 su bardağı unum var. Ama dediğim gibi ununa göre de farklılık gösterebilir. Belki daha fazla da kullanabilirim. Onu hamurumu yoğurdukça bu şekilde anlayacağız. Diğer unumu da ilave ediyorum. Ve bir paket kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Bu esnada elle karıştırmaya başlayacağım hamurumuzu. Bu yöresel bir kömbedir arkadaşlar. Erzincan yöresine ait kömbe. Şimdi hamurumuzu yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendirelim. Üzerini kapatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi artık ele yapışmayan bir hamur oldu. İyice yoğurduk. Çok güzel oldu hamurumuz. Çok kolaya kaçıyorum arkadaşlar. Jelatinle de kapatabilirsiniz ama ben böyle elimde hazır poşetler olunca şipşak anında hemen kapatıyorum. Hiç uğraşmıyorum. Evet arkadaşlar, tepsimize içine yağ aldım. Sıvı yağ.
her yerine sürüyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi dinlendirmiş olduğumuz hamuru çıkaralım. Kendine gelmiş. Şimdi alalım. Tekrar bir de elle yoğuralım. Tepsinizi isterseniz dibine katı yağla da yapabilirsiniz. Katı yağım kalmadı, sıvı yağ sürdüm. Evet, hamurumuz bu şekilde tamamdır. Çok şahane bir hamur oldu. Şimdi tepsimizi alıyorum. Evet arkadaşlar, iyice her yerine eşit bir şekilde bu şekilde dağıtıyoruz, yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, her yerine eşit bir şekilde hamurumuzu dağıttık. Şimdi üzerine istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben üzerine çatalla bu şekilde çizeceğim. Sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Üzerine bir yumurta sarısı sürüyoruz arkadaşlar. Benim kuşum da sesimi duydukça ötüyor arkadaşlar. Belki siz de duyuyorsunuzdur. Evet arkadaşlar, üzerine dediğim gibi istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Çörek otunu üzerine serptik. Şimdi bir kısmını da susamla yapacağım arkadaşlar. Fırınımız ısındı. 180 derece ısıtılmış fırınıma atıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, mis gibi oldu. Şimdiden bile harika görünüyor. Evet arkadaşlar, dilimleri ayırıyoruz. Soğuduğu zaman daha da güzel olacak. Gördüğünüz gibi içi mis gibi. Görüyorsunuz nasıl güzel olduğunu. Evet arkadaşlar, benden de bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.